onunla seçim işbirliği veya seçim ittifakı bir gaflettir ve cinayettir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, TV100'de yayınlanan Günün Gündemi programına katıldı. Seçim gündemiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Her isteyen Cumhur İttifakı'nı destekleyebilir ama onunla seçim işbirliği veya seçim ittifakı bir gaflettir ve cinayettir. Bakın ikisini ayırmak lazım. İstiyorlarsa desteklesinler ama onlarla bir seçim işbirliği, bir seçim ittifakı yapılacaksa bu Türkiye için bir gaflettir. Cumhur İttifakı'nın Hüdapar'la yaptığı seçim ittifakını değerlendiren Perinçek, Hüdapar'ın HDP-PKK'dan program olarak hiçbir farkının olmadığına dikkat çekti. Çünkü bu nedir? Meclise bir tane terör örgütü yetmiyor PKK, öbür terör örgütünü ve onların uzantılarını da meclise taşıyalım, iyice meclisin canına okuyalım. Böyle bir şeydi. Perinçek, Hüdapar'la seçim ittifakının gaflet olduğunu ifade etti. Bakınız programına baktığımız zaman anayasadan Türk milletinin çıkartılmasını istiyor. Şeyh Said ve Seyit Rıza'nın takipçisi aynı HDP-PKK gibi. HDP ve PKK'dan programında hiçbir fark yok. Sonuç itibariyle bu eksikti meclisimizde. Ne güzel PKK var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bir de Hüdapar olsun, her boyayı boyadık. Bu bölücülük eksik kaldı, o bölücülüğü de koyalım. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi olamaz. Yani Şeyh Saidlerin, Seyit Rızaların, takipçilerinin, bölücülerin, bölücü terörü kutsayanların millet meclisine girmesi, getirilmesi vahim Türk milletinin ve devletinin geleceğine karşı son derece vahim bir uygulamadır. Umarım AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bu gafletten geri döner, vazgeçer. Perinçek, Cumhurbaşkanı adayı olduğunu da hatırlattı. Devleti bu acizden ve bu zaaftan kurtarmak için Cumhurbaşkanı adayıyım. Türk Devleti, bakın görüyorsunuz, 540 milyon lirayı bölücü terör örgütüne Anayasa Mahkemesi veriyor. Ondan sonra meclise azmış gibi PKK sokuldu. Şimdi bilmem başka bir bölücü terör örgütünün adamları sokulmak için bir takım süreçler var. Bu devletin zaaf içinde olduğunu gösteriyor. O zaafı yenmek için ben Cumhurbaşkanı adayıyım.